Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Özellikle bu videoda Luna üzerinden Duval'ın yapmış olduğu bir röportaj hakkında konuşacağız ve Duval'ın genel anlamdaki iddiaları. Bu videoda anlatılanlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al ya da sat demiyoruz. Kazancınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Haricinde Luna videolarının devamı için videoyu beğenmeniz önemli. Videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar. Duvon yapmış olduğu bir röportajda bu arada e, yazılı kaynak istiyorsanız Tradingweb.com ve e, Viv e burada arkadaşlar Cryptocoin.com'dan e, yazılı kaynağa ulaşabilirsiniz. Duvon'un konuşmasıyla alakalı. E, yeni bir röportaj gerçekleştiriyor arkadaşlar. Özellikle bu röportajda kendisi e, ciddi şekilde kendisine kötü gözle bakıldığını e, yatırımcısının güven kaybının farkında olduğunu, fakat arkadaşlar özellikle yeni proje olan Luna projesinin oldukça güçlü olduğundan bahsetti. Yani adam dedi ki, yeni Luna ile birlikte yatırımcının tekrar güvenli kazanacağız. Şimdi burada aslında bir tane soru geliyor tabii ki, yapmış olduğu konuşmadan aslında şöyle çıkarımlar yapılabilir. Ee, şey dedi, yeni ekosistem tamamen eskisinden çok daha iyi ve güvenilir olacak dedi. Ee, kesinlikle üst hale olacak dedi. Ya şimdi burada aslında bunu söylemesi biraz patavatsızlık olmuş sanki. Çünkü sanki şey gibi olmuş böyle hani eski yani eski boş ver. O zaten hani vicacık değil falan muhabbeti. Ee, yenisi iyidir falan tarzında <laughs> bir üslup olmuş sanki. O yüzden sıkıntı fakat tabii ki eskisini de e, bırakacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani eski projeyi bırakacaklarını düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi orada Duvon'un söylediği şey ihtilaflara yol açabileceği için böyle bunu da söylemek durumunda hissettim kendimi. Kendimi. Sık sık arkadaşlar YouTube'da yaptığı canlı yayınlarda hala devam ediyor bu arada. Özellikle en son işte Binance'la yaptılar bir YouTube canlı yayını. Kesitleri de var. Siz girip izleyin isterseniz. Ee, sürekli Terra Luna'nın Luna, Luna Coin'in yakında 100 dolar olacağını söylüyor arkadaşlar. Sürekli de yakında oluyor yani hiç uzak tarihte de değil hep yakında. Ee, lakin bir türlü olmuyor. Bu iddiada çöp arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim yani Duvon sürekli söylüyor çünkü adam. Fakat e, özellikle hiç değilse önümüzdeki 2 yılda airdropların e, yarattığı satış baskısı sebebiyle Luna'da değil 100 dolar. E, yatay hareketlerden çok fazla çıkacağını şu anki grafiğinin şu anki e, hareketlerinin dışına çok öyle aman aman çıkabileceğini zannetmiyorum. E, sonrası tabii ki e, konuşulur tartışılır. Şimdi lunc mu luna mı daha iyi hususunda ben her zaman arkadaşlar aslında luncuyum burada. Çünkü e, ben yeni projeye çok fazla güvenmiyorum tutunamadı. Şimdi insanlar... E, LUNC'a da güvendiğinden değil fakat e, LUNC'da kalmak zorunda kaldı. Yenisine güvenmediler ve üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Her ikisinde de olmasına rağmen Lunca'nın arkadaşlar popülaritesi ve e, insanların aslında burada ne yapması e, yatırıma girmesi hususunda aslında parayı tazmin açısından da kalmak daha mantıklı olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.